Herkese kucak dolu selamlar sevgili arkadaşlar. Malum bizim web sayfamıza, kanallarımıza üye olan arkadaşlarımızın büyük bir kısmı kendi işini yapıyor. Kendi işinin patronu bir ürünü, bir hizmeti satıyorlar online olarak. Ve bu insanlar bize devamlı şu soruyu soruyor. Hocam bizim web sayfamız var veya sosyal medyamız var ama bunları nasıl daha iyi optimize ederiz? Bu sayfaları daha iyi nasıl kullanırız? Satışlarımızı 3-4 katı nasıl arttırabiliriz diye sorular soruyorlar. Biz de malum önümüzde ekonomik kriz bekleniyor. Çok büyük bir kriz bekleniyor. Arkadaşlarımız iflas etmesinler, zarar görmesinler, satışlarını arttırsınlar diyerek web sayfası ve sosyal medya sayfasını analiz yapacağız. Daha neler iyi yapabilirler, neleri değiştirebilirler? Bu konuyu beraber bugün göstereceğiz inşallah. Biz bir duyuru yaptık sevgili arkadaşlar sosyal medya üzerinden. Dedik ki siz sayfanızı gönderin bize. Biz de YouTube'da paylaşmak üzere sizin sayfanızı analiz yapalım diye düşündük. Bize de web sayfaları veya sosyal medya sayfaları gönderildi. Onları bugün inşallah beraber analiz edeceğiz. Neler değiştirebileceklerini buradan göstereceğiz. Hangi yetkiyle, hangi deneyimle biz bunu yapabiliyoruz? Sevgili arkadaşlar, Semih Bey iktisat psikoloğu. Yani hem iktisatçı hem psikolog. Bununla beraber Google'a girdiğinizde İsa Mail yazdığınızda karşınıza çıkan her şey Semih Bey'in eseri. Yani 600 bine yakın abone var. Onların hepsinin arkasında Semih Bey var. Bunun yanında ben de iktisatçı, sosyoloğum ve klinik psikoloğum. Aynı zamanda doktoramı yaptım bu konuda. Bununla beraber 1998'den beri internetten web sayfa üzerinden mücevherat, pırlanta, altın sattık 2016 yılına kadar ve hala sosyal medyayı ve web sayfalarını aktif olarak kullanıyoruz ve bu zamana kadar 10 milyondan fazla insan ruhuna dokunabildik sosyal medya ve web sayfasını kullanarak. O yüzden bu deneyimlerimizi beklenen ekonomik krizde arkadaşlarımız zarar görmemesi için paylaşmak istiyoruz. Öncelikle neye göre web sayfası analizi yapacağız? İki tane web tasarım mentalitesi var. Birincisi sadece estetiğe önem veriyor. Yani güzel logo olsun, resimler güzel olsun, renkler uyum içerisinde olsun. Yani sadece estetiğe önem veren web tasarımcıları var. Bunlar grafik dizayn okumuştur veya benzeri konuda araştırmalar yapmıştır. Kendini sadece görsel konusunda geliştirdiği için çok güzel web sayfası yapar ama satış odaklı değildir. İkinci mentalitede sadece satış odaklıdır. Yani web sayfası işini görsün, satışlar iyi olsun, marka değer göz ardı edilir ve renkler birbirine uyum içerisinde değildir, güzel logosu yoktur, resimler berbattır ve bu da kısa süreli satışları arttırır ancak uzun vadeli marka değerini düşürür. Tek kanatlı kuş uçmadığı gibi bu iki konuyu göz önünde bulundurarak analiz edeceğiz. Yani gerçek veriler üzerinden analiz yapacağız. Yıllardan beri dijital pazarlamayla ilgilenen iki psikolog olarak burada size gerçek verilere dayanan tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Birinci sayfadan örnek verelim. Gözde Kuruyemiş firması. Şimdi burada ilk nereye bakıyoruz? Sayfaya girdiğimizde en önemli şey nedir? İmpresyon. İmpresyon var mı? Varmış. Çok güzel. Neden çok önemli? Bunu buraya yazmadığınızda değerli arkadaşlar en az 2000 euro avukattan apmanuk gelir. Yine burada AGB'ler var. Zaten Schutzerklärung bir de Rufsrecht. Bunlar güzel sevgili arkadaşlar. Burada hemen bakalım neler çok önemli. Sayfa çok güzel. Genel olarak sayfaya baktığımız zaman güzel yapılmış. Direkt yukarıda Ab 50 € Versandkostenfrei, yani 50 eurodan yüksek sipariş verildiği zaman ücretsiz fezant, yani posta parası üzerine gelmiyor. Bu da insanları 50 eurodan fazla sipariş vermelerine teşvik ediyor. Yani customer lifetime value'yu arttırıyor. Çok güzel. Görsel resimler güzel, fena değil. Fakat font, renk uyumu pek hoş değil. Kırmızı etrafında beyaz ışık pek göze çarpmıyor. Daha göze çarpmak için buraya gölge eklenebilir veya renk değiştirilebilir. Çünkü güven uyandıran bir renk değil. Genellikle güven açısından mavi renkler tercih edilir veya beyaz siyah yapılabilir. Yani kırmızı renk çok agresif. Aynen, çok agresif, pek güven uyandıran bir renk değil. Bununla beraber başlık çok önemli web sayfada. Direkt web sayfaya girince insanı bir başlık karşılıyor. Burada Die frischesten und natürlichsten yazıyor. Bu cümle yarı kalmış. Yani copywriting olarak bakıldığı zaman bu cümle tamamlanması lazım. Die frischesten und natürlichsten Trockenfrüchte mesela, örnek veriyorum veya neyse artık. Bu başlık rastgele belirlenmemeli. Gerçekten psikolojik altyapısı önemli. Burada direkt hedef kitlenizin
kalbinden vurmanız gerekiyor. Dolayısıyla sizin müşterileriniz ne duymak istiyor? Bunu buraya yazmanız lazım. İlk etapta bu web sayfasında bu başlığı değiştirirdim. Aynı zamanda bu bir resim olduğunu ben fark ettim. Bir başlık değil, resim olarak yazılmış. SEO yani Suchmaschinen Optimierung'da Google sıralamalarında yüksek çıkmak için bu başlığı resim olarak değil, gerçekten headline olarak yazmanızı tavsiye ediyorum. Eğer kendiniz yapıyorsanız bunu kendiniz düzeltin veya ajansa yaptırıyorsanız bu web sayfayı ona dikkat etmesini rica edin. Burada biraz daha metin yazısı olması lazım. Yani aynen. Metin olmadan olmuyor. Evet. Yani fotoğrafın üzerindeki yazı okunmuyor arama motorlarında. Evet. Bununla beraber psikolojik araştırmalar şunu gösteriyor. Web sayfaya direkt girdiğinizde ilk etapta burada bir insanın yüz karşılamasını bekliyor. Hani siz nasıl dükkana girdiğinizde güler yüzlü bir satış temsilcisini bekliyorsanız aynı şekilde internette o şekilde çalışıyor. Web sayfaya girdiğinizde siz burada güler yüzlü birisinin sizi karşılamasını beklersiniz. Dolayısıyla bu da sizin satış oranınızı arttırır. Onun haricinde bu bir shop sistemi olduğu için pek şu anda burada yorum yapmak istemiyorum. Bu tavsiyeleri zaten dikkate alırsanız evet, başarı oranınızı otomatikmen daha da arttırır. Bir şey daha dikkatimi çekti. Kain Beştant diyor. Yani olmayan malları da oraya koymuş. Aslında orayı onları kaldırsın. Aynen. O da çok güzel bir nokta. Kein Bestand sizin eksiğinizi gösterir. Ama Ausverkauft yazarsa o zaman talep çok yüksek olduğundan dolayı satıldığını gösteriyor. Bu sizi daha da yükseltir. İmajınızı artırır. Dolayısıyla Kein Bestand yerine Ausverkauft yazın. Nachfrage ist zu hoch. Ona benzer bir şey yazılabilir. Yani metin yazarlığı üzerinde çalışma yapılması gerekiyor bu web sayfası üzerinde. Şuraya da bakalım. Facebook ve Instagram, YouTube logoları da var. Onlar da çalışıyor mu? Çoğunda çalışmıyor ama arkadaşımız da çalışıyor mu? Evet, çalışıyor, burada çalışıyor. Devam güzel. Edelim. Diğerine de bakalım. Bu da çalışıyor. Çok güzel. Onları sonra analiz yaparız. Facebook'ta çalışıyor. Bu da güzel. Çalışıyor. Çok güzel. Sosyal medyaya geçmeden önce bu arkadaşımızın iki sayfası var. Bize iki tane sayfasını gönderdi. Evet. Birincisini analiz ettik. İkincisi de bu mmmnuts.de. Öncelikle web sayfaya girdiğimiz zaman çok bu sayfa daha kötü optimize edilmiş. Yani hiç optimize edilmemiş öyle diyelim. Yukarıda direkt nichts şey yazıyor. Yani güvenilir bir sayfa değildir. Bu direkt güveni sarsar. Bu sayfa üzerinden zaten satış yapamazsınız. Aynı zamanda Google onu ranking listesinden çıkarır. Aynen. Google'da geriye düşersiniz. Bunun impresyonu falan var mı bakalım? Oraya gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu görsel de aynı şekilde renk uyumu çok kötü. Renk uyumu burada görüyorsunuz. Kırmızı, beyaz. Bir de gölge var. Gölge çok aşağıda olduğu için pek okunaklı değil ve çok fazla yazı var fark ettiğim gibi. Evet. İnsanı boğuyor, bilgiye boğuyor. Sade olmasını tavsiye ederim. Bu zaten bir pop-up anladığım kadarıyla böyle bastığımı çekiliyor. Gittiği zaman da web sayfasında hiçbir şey yok. Yani bir logo var, burada bir menü var. Onun haricinde burası koskoca değerlendirilmesi gereken yer boş. Bu sayfa çok eksik kalmış. Referanslarınız var, bu çok güzel. Bunun haricinde burada adres yazıyor. Ama impresyon yok. Ve sayfa tamamıyla boş. Hiçbir şey yok. Aynı zamanda bu sayfayı telefondan da baktım. Telefona göre de optimize edilmemiş. Bu tamamıyla bir taslak sayfa aslında. Yani hiç kullanılmıyor. Bu sayfayı analiz etmeye bile gerek yok. Yani hatta tamamıyla optimize edilmesi lazım. Abmanung almaması için de çok hızlı bir şekilde. Yani bunu birisinin eline geçmemesi için bu sayfa. Abmanung avukatları var biliyorsunuz. En az 2-3 bin euro. Bunu görseler impresyon olmadığı için Abmanung gelir. 3 bin euro, 4 bin euroya mal olabilir. Birçok boşlukları var. Evet. Yani ya hızlı bir şekilde bu sayfa tamamlansın, optimize edilsin veya offline alınsın. Yoksa kardan daha fazla zarar edersiniz evet, bu sayfa yüzünden. Yani web sayfayı yapan arkadaşa söylemek lazım. Bu resimlerin altına da yazı eklese, yani tamam var şurada çok güzel. Bu yazıyı da biraz aktüel tutması gerekiyor. Çünkü en son 27 Ekim 2022'de aktualize etmiş. Var ve bu tarih geçtiyse bunu artık buradan çıkarması lazım. Yani bu tarih geçmiş, bitmiş artık bu tarihte. Bunun yanında da yazılar, yani buradaki şeyi açıklayarak kampanyayı veya ürünü tanıtarak yazılar yazabilir. Yani sadece linki koymak değil, yazıları tekst olarak, metin olarak buralara da yazarsa çok güzel olur. Evet, çok güzel bir noktaya değinildi burada. Aynı zamanda
devamlı güncel tutmak gerekiyor platformları. Eğer kişi Facebook sayfanıza girip baktığında eğer en son 2022 görürse o zaman bu sayfanın güncel olmadığını gösteriyor. İtibar kaybı. İtibar kaybedebilirsiniz. Yani gerçekten işler iyi ilerlemiyor gibi bir intiba bırakıyor. Dolayısıyla en azından haftada bir paylaşım yapılsa güzel olur. Bu sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığınızı gösteriyor ve değer verdiğinizi gösteriyor. YouTube kanalına bakalım. Burada zaten anladığım kadarıyla sadece reklam videoları yüklenilmiş. Sosyal medyayı kullanan arkadaşlar ne satıyorlarsa o ürünün videolarını daha fazla koymalarını tavsiye ediyorum. Yani bazıları kendi şahsi aile paylaşımlarını yapıyorlar. Veya bir konu hakkında başka bir konu hakkında videoları oluyor. Üründen daha fazla burada da gördüğümüz gibi tebrikler var mesela. Apple'ı örnek almak lazım. Yani büyük firmaları örnek almak lazım. Onlar nasıl yapıyor? Daha çok kendi ürünlerinin pazarlamasını Aynen. yapıyorlar. Dolayısıyla ben onu görüyorum. Almanya'daki şirket sahipleri cuma günleri devamlı tebrik gönderiyor. Yani tebrik göndereceğine ürünün videosunu paylaş. Çünkü sen ticaret yapıyorsun ve ticaretini büyütmen lazım ve şöyle ihtiyacı olan insanlara hitap etmen lazım. İhtiyacı olan insanlara ürününü pazarlamaya çalış. Evet. Aynı zamanda YouTube Google'a ait olduğu için çok güzel bir arama motoru olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla çok güzel. Bak mesela burada Ramazan hurmasında kampanya. Tamam, bu kendi konusuna hitap Evet. ediyor. Ama konuyla alakası olmayan şeylere gerek yok. Mesela siz kuru yemiş satıyorsanız o zaman kuru yemişle ilgili paylaşımlar, videolar çekip koyabilirsiniz. Ve insanlar genellikle Google'de ne aratıyor kuru yemişle alakalı? Kuru yemiş satın almak, kuru yemiş Almanya, kuru yemiş Avrupa. Genellikle bu anahtar kelimelerine uygun videolar hazırlayıp yüklerseniz o kelime arandığı zaman Google'de otomatikman sizin videonuza yönlendirir Google. Dolayısıyla YouTube'u da aynı zamanda güzel bir arama motoru olarak kullanabilirsiniz. Evet. Yani şimdi biraz önce dediğimiz gibi hem Facebook'u hem YouTube'u arama motoru. Şimdi gelelim Instagram'ı arama motoru olarak kullanabilir. Evet. Instagram'a baktığımız zaman bu son resimler güzel, kaliteli. Arkası şöyle beyaz resimleri tavsiye etmiyorum. Çünkü bu Instagram online shop değil. Instagram bir sosyalleşme platformu. Burası gerçekten güzel resimler olması lazım. Mesela bu resim güzel çünkü arkası doğal ve bu video mesela çok tutulmuş. Evet. 2000 defa izlenmiş, 8 tane yorum var ve Never Change a Running System diye bir ifade var. Yani yürüyen bir sistemi asla bozma. Bu iyi yürüdüyse buna benzer aynı video tekrar paylaşabilirsiniz. 2000 kişiye ulaşmış. Dolayısıyla bunun performansı daha yüksek olduğu için bunu daha fazla kullanmanızı, tekrarlamanızı tavsiye ederim. Daha fazla insana erişmek için. Şurada ben de bir şeyler yine biraz önceki konuya geldik tekrar. Anneler Günü ta yıllar önce veya ne zaman yüklediyse bunu buradan çıkarabilir. Yani Evet. deaktiviren yani görüntüyü kapatır. Tekrar Anneler Günü olduğunda açabilir. Burada Hatta resim renk olarak da uygun değil. Herhalde kendisi yaptı. evet. Bu renk uyumu çok önemli. Bu Evet. pek uyumlu olmadığı için onu çıkarabilir. Evet. Hatta burada bakın hiç kuru yemişin üzerinde kutlamalar var, tebrikler var. Değerli arkadaşlar buna şey deniyor. Bir şeyi değerlendirip reklam yapmak. Yani bir kutlamayı değerlendirip hem ürünü yapmak. Bence hiç de gerek yok aslında. Kendi ürününüzün reklamını yaptığınız zaman yani hiç tebrik. Çünkü tebrik herkes tebrik alıyor zaten. Yani artık millet tebrikten illallah etti. Tebrik gördüğü zaman kaçıyor. Ama şimdi kuru yemiş satan bir kişi cuma tebriği gönderdiğinde ne olacak? İstemiyor zaten tebriği adam. Kuru yemişi de istemiyor bu sefer. Evet. Bilhassa sosyal medyayı, özellikle Instagram'ı nasıl kullanmanızı tavsiye ediyorum. Size Reels yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu aralar Reels yani kısa videolar daha fazla insana erişim sağlıyor Instagram üzerinden. Story'e bakalım. Bazen çok kalabalık yani. Aslında birkaç parça olsa daha iyi olmaz mı? Çünkü göz de yorabiliyor. Çok Evet. şey var görüyorsun. Burada çok fazla bilgi var. Boğuyor. Boğuyor. Çok fazla değil de sade paylaşımlar yapmayı tavsiye ederim.
Mesela burada kaç tane paylaşım yapılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane paylaşım yerine 10 tane paylaşım yapın. Ama insanları boğmayın, gerek yok. Çünkü böylelikle vermek istediğiniz mesajı karşı tarafa daha rahat bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Yani gözleri, zihni boğmamak gerekiyor. Aynen öyle. Bununla beraber haftalık aksiyonlar yapabilirsiniz. Mesela özellikle kuru yemiş konusunda. Şimdi bu haftaya özel fındıklarımızda bu kadar indirim var. Örnek veriyorum. Böyle aksiyonlar yapabilir. Hedef kitlenizi sizi takibe teşvik etmiş olursunuz. Şimdi bu gözde kuru yemişin analizini bitirmeden şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli. YouTube var, Facebook var, web sayfası var. Burada birkaç kişiyle farklı farklı insanlar çalışmış gibi geliyor bana. Yani tek bir firma, tek bir kişi yok. Yani tek bir beyin yok arkasında. Farklı mentalite, farklı design bakış açısıyla yapıldığı için birbirinden çok uzak. O yüzden benim tavsiyem bir elden yapmak lazım. Mesela biz neden çok başarılıyız? Bir beyin var arkada. Yani bir düşünce tarzı var. Bu düşünce tarzıyla LinkedIn olsun, Xing olsun, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram hepsi tek bir parça. Hani tek bir sistemle ilerlediği için uyumlu gidiyor. Evet. Ama burada ben gözde kuru yemişte bunu görmüyorum. Evet. Uyum yok. Uyum olmayınca da çok yavaş büyür. Yani şey çok yavaş ilerler. Aynı zamanda bir branding yok. Yani bir markalaşmış renkler yok. Mesela bu markanın renkleri beyaz ve kırmızı anladığım kadarıyla, ama her türlü renk var. Mavisi var, kırmızı var, siyah var, turuncu var. Her türlü renk karma karışık. Böyle olduğu zaman akılda kalmıyor. Zihinde kalmak için sizi tanımlayan belli renkleriniz olması lazım ve bu renkler üzerinden bütün sosyal medya kanalları üzerinde tanınmanız gerekiyor. Mesela burada highlights'lar var. Bunları fark ettiğiniz üzere hepsi ayrı ayrı. Bu highlights'ların kapak resimlerini değiştirebilirsiniz. Uyumlu bir renk yaparsınız. Mesela tamamıyla kırmızı. Veya bu başlık resmi şu gözde kuru yemiş yazıyor. Onun altına bir şey yazıyor tekrar ama okunmuyor. Bununla beraber web sayfası yazıyor. Yani sadece bu başlık kapak resminde bile çok fazla bir resim bilgi var. Bu da insanları boğuyor ve kaliteli olmadığını gösteriyor. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şu kısmı da değerlendirebilir. Burada aslında Linktree diye bir şey var. Evet. Onu kullansa Linktree'yi daha fazla link koyabilir buraya. Evet. Ve burada bir sloganı buraya yazabilir. Evet. Sloganı buraya yazabilir. Bunu da eklemek istedim. Aynen. Call to action eklenmesi lazım. Şimdi satın al diye. Aynı zamanda neler sattığınızı direkt faydaları ön planda bulundurarak buraya bir metin yazarlığı çalışması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, bu analiz bir tadımlık. Yani farkındalık oluşturmak için yaptık. Buradaki değişikliklerin bir kısmını yaparsanız zaten daha iyi satış yapacağınızı düşünüyorum. Biz yıllardan beri bu konuda web sayfası optimizasyonu, kurulumu, Instagram, TikTok, kanal açma hepsini tek elden yapıyoruz. Bu şekilde Almanya'da, Avrupa'da yaşayan iş adamlarına destek olduk. Onların satışlarını en az 3 katı, 4 katı arttırmalarına vesile olduk. Bu konuda sadece biraz önce dediğimiz gibi tadımlık analiz yaptık. Ama gerçekten daha detaylı, daha fazla destek istiyorsanız o zaman sizin web sayfanızı, sosyal medyanızı, bütün sisteminizin kurulumunu yaparız. Siz de satışlarınızı en az 3 katı, 5 katı, 10 katı arttırabilirsiniz çok kısa süre içerisinde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İhtiyacı olan insanlarla paylaşabilirsiniz. Onlar da işlerini büyütsünler. Eğer bu konu hoşunuza gittiyse, sizin de web sayfanızı analiz etmemizi istiyorsanız, bir sonraki videoda talep varsa bir video daha çekebiliriz. Eğer web sayfanızı, bununla beraber internetteki görünümünüzü optimize etmemizi istiyorsanız, yani biz bunu sizin için yapmamızı istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size bu konuda destek olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.